Halikarnassos, günümüzdeki adıyla Bodrum'da bulunan ve Saint-Jean Şövalyelerinin inşa ettiği Bodrum Kalesi içinde kurulu olan Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, yalnızca geçmiş zamanların tozlu yadigarlarını sergileyen bir müze değil, dünyada benzeri az görülür, yaşayan müzeciliğin heyecan verici örneklerinden biridir. Burada yapacağınız bir gezi, sizi umutlarını Anadolu kıyılarında batarak kaybetmiş antik çağ gemicilerinin yaşadığı zamanlara ya da karanlık orta çağ döneminin şövalyelerinin yaşamlarını tükettiği ve dünyanın yedi harikasından biri olan mavzoleumun taşlarından var ettikleri Bodrum Kalesi'ndeki izlerini takip etmenizi sağlayacak. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Türkiye'de konusunda tek, dünyanın sayılı müzeleri arasındadır. Müze içerisindeki gezimiz sırasında bir yandan Bodrum Kalesi'nin ihtişamlı yapıları arasında dolaşırken, diğer yandan sualtı dünyasının gizemli zenginliklerini de inceleme olanağını birlikte yakalamış olacağız. Bodrum Kalesi içinde yer alan Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin tümünü gezebilmeniz için en az 2 gün ayırmanız gerekir. Müzeye giriş kapısının ardından kalenin orta avlusuna kadar hayli uzun bir yol sizi bekliyor. Önce uzun bir merdivenle geçilen koridorun sonunda sur duvarlarının üzerindeki yolu izliyorsunuz. Çoğu dünyanın yedi harikasından biri olan yine Bodrum'daki mozoleumun yıkıntılarından Saint-Jean Şövalyeleri tarafından getirilen taşlarla inşa edilen ve mozoleumun rölyefleriyle bezenen kalenin görkemli duvarlar arasından geçerken önünüze çıkan kırmızı oklar bakışlarınızı yüksek duvarlara çevirtiyor. Oku takip edince Saint-Jean Şövalyelerinin ve armalarının mermer rölyeflerini görüyorsunuz. Karşınıza çıkan avludan önceki son geçitteki Latince yazılar ise hayli ilginç. Efendimiz, uyurken bizi koru, uyanıkken kurtar. Senin koruman olmadıkça bizi kimse koruyamaz. Kalenin düşmana karşı korunma ve korkunun bir eseri olduğunun belgesi olan bu yazıtın ardından orta avluya giriş için son kapı ve son koridor. Koridora geçince orta avluda güvercinler, sülünler, tavus kuşları yani kalenin koşulsuz ve teklifsiz sahipleri etrafınıza uçuşacak. Ellerinizle yem vermeniz için sizi sabırsızlıkla bekleyecekler. Burada bir nefes alabilir, kafeteryada bir şeyler içebilir, hatta hediyelik el işi, küçük cam, seramik eşyalar, takılar ve resimler satın alabilirsiniz. Müze turumuz artık başlayabilir. Zamanınız az ise kısa turu yani yeşil okları tercih edebilirsiniz. Şimdi önümüze çıkan oku takip edip ilk salona giriyoruz. Suriye, Mısır, Kıbrıs ve Kenan ülkelerinden kalkarak Akdeniz'e açılan gemilerin batıklarından elde edilen amforalar bugün kalenin orta avlusunun solunda uzun bir koridorda sergilenmektedir. Şarap ve zeytinyağı başta olmak üzere çeşitli tahılların taşınmasında kullanılan amforalar M.Ö. 4. yüzyıla kadar en gözde taşıma kaplarıydı. Sergileme sırasında amforaların elde edilişi ve kullanış biçimleri, amforaların yapımı bu alanda temsili olarak resimlerle canlandırılmıştır. Yine gemilerin önemli yükü zeytinyağın üretimi resimlerle canlandırılırken o döneme ait zeytin işleme kapları, taş merdaneleri ve sıkma araçları amforlarla bir arada sergileniyor.
M.Ö. 4. yüzyılda çok meşhur olan Sakız Adası Şarapları adına düzenlenen bağ bozumu şenliklerinin öyküsünü yine resimlerle yaşamak mümkün. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Akdeniz tabanındaki batıklardan çıkarılan ve antik çağlara kadar tarihlenen amforaların yüzlercesinin sergilendiği bir cennet adeta. Bir başka amfora sergilemesi ise Yunanlı Kule'nin alt katında. Burada daha geniş ve zamanlamaya göre tasnif edilmiş amforalar adeta bir forumda oturuyormuşçasına dizilmiş. Bu sergide geç Romalı, Knidoslu, Rodoslu ve Kenanlı amforaları görmek mümkün. Müzedeki diğer sergilerde olduğu gibi bu sergilemede de duvarlar amfora ile çeşitli öyküler anlatan resimlerle bezenmiş. Yapımında kullanılan kurşun levhalar ve bir kurşun eritme potası çeşitli ağ ve olta ağırlıkları dikkat çekicidir. Hemen yandaki vitrinlerde ise mutfak malzemeleri, kilden yapılma kaplar, çanaklar, çömlekler, amforalar ve teknede aydınlatmada kullanılan 24 adet kandil ve çeşitli...
Karanlık bir salona giriyoruz. Cam batığı salonu. Camların formları ve detayları daha iyi görünsün diye siyah atmosfer içinde ışıklarla elde edilen cam görüntüleri büyüleyici. Bu salonda M.Ö. 14. yüzyıl ile M.Ö. 11. yüzyıl arasında tarihlenen çeşitli cam eserler sergilenmektedir. M.Ö. 14. yüzyıla ait Miken cam boncuk dizisi ile Kaş Uluvur'un batığından çıkarılan aynı devre ait işlenmiş cam külçeler bulunmaktadır. Cam batığı salonunda Stronikea ve Kaunos gibi antik şehir kazılarından elde edilen cam buluntular da görülür. Salonun büyük bir bölümü ise M.Ö. 11. yüzyıla tarihlendirilen Serçe Limanı batığının cam koleksiyonunu oluşturmaktadır. Sürahiler, vazolar, çeşitli cam kaplar, ağırlıklar ve cam süs eşyaları. Bu salon, Türk şişe ve cam fabrikalarının maddi katkılarıyla sergilenebilir hale gelmiştir. Bu salondaki en çok ilgi çeken bölüm ise su altında arkeoloji kazılarının nasıl yapıldığını göstermek amacıyla salonda nişlerden birinin içerisine yerleştirilen akvaryum. Akvaryumda su içinde M.Ö. 17. yüzyıl erken Bizans batığı su altı kazısı 1/20 ölçeğinde küçültülerek temsil edilmektedir. 36-42 metre derinlikte kumlu bir zeminde yatan batık üzerinde 1967 ve 1969 yazlarında iki mevsim çalışılmıştır. Bilimsel olarak kazısı yapılan en derin batıklardandır.